Bakalım bugün devrik matrislerin başka ilginç özelliklerini keşfedebilecek miyiz? Elimizde C diye bir matris olduğunu ve bu C matrisinin A ve B matrislerinin toplamına eşit olduğunu varsayarak başlayalım. Bu durumda C'de tanımlı her elemanı küçük Cij şeklinde gösterebiliriz. Yani C matrisinin i'inci satır ve c'inci sütunundaki elemanı Cij. Harfler birbirine çok yakın zorlanıyorum. Cij, evet. Ve buradaki işlemle ifade edilen bu eleman, A ve B matrislerinde tanımlı karşılıklı elemanların toplamına eşit. Kısacası, Cij aslında Aij artı Bij'ye eşit. Bu matrislerdeki toplama işleminin tanımı. Burada tanımlı matrislerin karşılıklı satır ve sütununa denk gelen elemanlarını bulup toplayınca burada aradığımız matrisin karşılık gelen elemanını bulmuş oluruz. Böylece yeni matris diğer iki matrisin toplamına eşit olur. Şimdi bu iki matrisin devriklerinin ne demek olduğunu anlamaya çalışalım. Eğer A'yı şu şekilde gösterirsek, bütün elemanları yazmaya gerek yok, çok uzun zaman alacak. Basit bir şekilde nokta nokta A, I, J nokta nokta olarak gösterelim. A'nın devriğinin de şu şekilde olduğunu varsayalım. Aynı elemana karşılık gelen elemanı devrik matriste de bu sefer A, I, J'nin üstüne küçük bir işaret koyarak gösterelim. Bu iki elemanın değeri muhtemelen aynı değil. Aynı değerde olmaları ihtimali de var tabii ki ama muhtemelen aynı değiller. Kesin olan şey ise iki elemanın da ij konumunda tanımlı olması. Şimdi matrislerin devrikleri şu şekilde ifade edilir. Bu matriste tanımlı her satır devriğinde sütun ve her sütun ise devriğindeki satıra denk gelir. Yani satır ve sütunlar yer değiştirir. Öyleyse A'nın devriği İC eşittir. Buna karşılık gelen diğer matristeki eleman yani A, J, I. Evet, A, J, I'nin burada bir yerlerde olduğunu varsayalım. Yani buradaki eleman, buradaki elemanla aynı konumda olmasına rağmen aslında Şuradaki elemana denk gelir, çünkü satır ve sütunları değiştirdik. Bunu b matrisi için tekrarlayabiliriz. Bunu da yazalım. B matrisinin devriğini ele aldığımızda, i'inci satırı ve j'inci sütunundaki elemanı B'nin devriyi ij şeklinde yazalım. A matrisi için de aynı yöntemi kullanmıştık. Öyleyse B'nin devriyi ij aslında B matrisindeki j'inci satır ve i'inci sütunundaki elemana eşit olacaktır değil mi? Bu ikisini devrik matrislerin tanımından yola çıkarak söyledik. Eğer üçüncü satır ve ikinci sütun sütunda tanımlı bir elemanın devrik matristeki karşılığını bulmak istersem, ikinci satır, üçüncü sütundaki elemanı bulmam lazım. Sanırım buraya kadar her şey mantıklıydı. Elimizde zaten C, I, neye eşit olduğu var. Şimdi soru şu, C, I, neye eşittir? Bunu da yazarak bulmaya çalışalım. C'nin devri, şuraya yazarsam, C matrisinin devri, aynı notasyonu kullanalım. Buradaki kesme işaretine benzeyen sembol, devrik matristeki elemanları ifade ediyor. Evet, öyleyse C'nin devriğini burada tanımlı bütün elemanlar ve şuradaki C'nin devriği İJ şeklinde gösterelim. Şimdi biliyoruz ki C'nin devriği İJ eşittir C, J, J. İyi. Bunu zaten bulmuştuk önceden. Bununla birlikte bu üç matris için bir devrik tanımı oluşturmuş olduk. Öyleyse c, j, I neye eşit? Biliyoruz ki c, i, j eşittir a, I, j artı b, I, j. O zaman i ve j'nin yerlerini değiştirirsek c, j, I eşittir a j i artı b j i olur. Tek yaptığım buradaki bilgiyi kullanarak bundan şuna ulaşmak. Eğer buradaki indisler x ve y olsaydı burada da x ve y olurdu. Aynı şekilde burada da x ve y olurdu. Elimizde burada j ve i varsa burada da j ve i olur ve burada da j ve i olur. Şimdi bunlar neyi ifade ediyor? Bunlar neye eşittir? Buradaki ifade eşittir. A'nın devriyi iyice, bu ise eşittir B'nin devriyi iyice. Buradan hangi çıkarımı yapabiliriz? Bütün bunlardan anlıyoruz ki C'nin devriyi, ki burada C eşittir A artı B, o zaman A artı B'nin devriyi eşittir C'nin devriyi. Buradaki elemanlar A artı B'de tanımlı. Öyleyse buradakiler neyi ifade ediyor bize? Bunlar neye eşit? Buradaki ifadelere odaklanalım. Eşittir Bunlar ne demek? Bunlar aslında A'nın devriği artı B'nin devriği değil mi? Bunlar A'nın devriğinde tanımlı elemanlar. Bunlar ise B'nin devriğinde tanımlı elemanlar. Eğer bu ikisinin toplamını almak istersek karşılıklı elemanlarının toplamını almamız gerekir. Bunu aslında şöyle özetleyebiliriz. İki matrisin toplamının devriği aslında bu iki matrisin birer birer devriğinin alınıp sonra toplanmasına eşittir gayet hoş bir sonuç bu. Şimdi... Bir durum üzerinde daha duralım. Böylece sanırım devrik matrislerin genel özelliklerinin üzerinden geçmiş olacağız. Elimizde bir A matrisinin tersinin olduğunu varsayalım. Burada öncekilerden biraz daha farklı ilerleyeceğiz. Aynı zamanda yine devrik işlemi yapacağız. A üzeri eksi 1, A'nın tersi ise A çarpı A'nın tersi birim matrisi eşittir. Tabi buradaki matrislerin N çarpı N boyutlu bir kare matris olduğunu varsayıyoruz ki böylece elimizde N boyutlu birim matris olur. Aynı zamanda A'nın tersinin A ile çarpımından da birim matrisi elde ederiz. Şimdi bu eşitliğin iki tarafının da devriğini alalım. İkisini de aynı anda yapmaya çalışalım. O zaman iki tarafı da aynı anda başlatırsak elimizde a çarpı a'nın tersinin devri eşittir birim matrisin devri olur. Peki birim matrisin devri ne demektir? Bunu çizerek anlamaya çalışalım. Birim matris şuna benzer bir şey aslında. Bütün bu köşegen konumlarda 1 varken geri kalan tüm terimler 0 Ve bunu aynı zamanda şöyle de değerlendirebilirsiniz. Bu eleman i11, sonraki i22, bu şekilde i n n'e kadar giden bir düzen. Geri kalan bütün elemanlar ise 0. Böyle bir durumda matrisin devriğini almak demek aslında sıfırları çaprazlama yer değiştirmek demek değil mi? Buradaki elemanlar hiç değişmeyecek. Devrik alma işleminde köşegendeki elemanlar hiç değişmez. Bu demektir ki birim matrisin devri yine birim matristir. Öyleyse aynı mantığı şurada da kullanabiliriz. Buradaki ifadenin devrini alalım. Biliyoruz ki A'nın tersi çarpı A'nın devri eşittir birim matrisin devri ki o da eşittir yine birim matris daha önceden iki matrisin çarpımının devriğinin neye eşit olduğunu keşfetmiştik. Bu aslında bu iki matrisin yer değiştirerek devriklerinin alınması ve sonra çarpılması demekti. Öyleyse buradaki ifadeyi şu şekilde yeniden yazabiliriz. A'nın tersinin devri çarpı A'nın devri eşittir birim matris. Aynı mantığı burada da kullanabilir ve bunu da şu şekilde ifade edebiliriz. A'nın devri çarpı A'nın tersinin devri eşittir birim matris. Şimdi elimizde ilginç bir ifade var. Bu demek ki elimde şu ifade varsa ve bunu A'nın devri ile çarparsam birim matrisi elde ederim ve aynı zamanda A'nın devri ile yine aynı ifadeyi çarparsam yine birim matrisi elde ederim. Bu eşitlik bize şunu söyler. A'nın tersinin devriği eşittir A'nın devriği. Ya da başka bir şekilde ifade edelim. A'nın devriğini alır sonra da onun tersini alırsak bu A'nın tersinin devriğine eşit olur. Böylece matrislerin devrikleri hakkında temiz bir sonuca daha ulaşmış olduk. Bir matrisin devriğinin tersi eşittir aynı matrisin tersinin devriği.